Cumhurbaşkanı'dır sevgili izleyiciler. Bir stüdyo konuğumuz da var. Sosyal medya üzerinden duyurusunu yaptık. Kırmadı sağ olsun, hemen buradaydı zaten. Hemen gelir gelmez ayağın tozuyla da yayınımızda şimdi Sayın Sinan Oğan, MHP Iğdır Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçi hiç hoş haberler değil ne yazık ki. Hocam siz bir hocasınız, stratejisiniz, Türk dünyasını zaten bilirsiniz. O yüzden hani ilk akla gelen isimlerdensiniz. Dolayısıyla ne oluyor diye sorayım ben, siz bize anlatın derim. Zaten anlatılanlar Ramit Bey'in anlattıkları felaket. Öyle böyle değil. Bilinçli bir asimile ve soykırım politikası uyguluyor, hı hı, Çin, Doğu Türkistan'da. Biliyorsunuz 5 Temmuz tarihi yaklaşıyor. Ve, tarihi 5 Temmuz hadiselerinin, daha doğrusu Çin'in oradaki zulmünün katliama dönüştüğü tarihi olan 5 Temmuz tarihinin her yıl yıl dönümünde olaylar yaşanıyor. Hı hı. Ve şimdi 5 Temmuz yaklaştıkça da yine Çin'de o anlamda bir teyakkuz var. Diğer taraftan bu defa Urumçi'den ziyade, biraz önce Hamit Bey de ifade etti, evet, Urumçi artık neredeyse Çin şehri olmuş durumda. Neredeyse. Bize ne tarihi, dedi? Hotan dedi. Değil mi? Hotan. Evet. Yani Hotan olarak, Hotan olarak ifade ettiğimiz ama İstanbul Türkçesini Hotan olarak geçen ve daha çok Afganistan-Pakistan sınırına doğru, yani daha bu tarafa doğru coğrafya olarak baktığımızda güneyde bir şehir. Bu bölgeler Çin'in çok fazla asimile etmediği ve Uygur Türklerinin nüfus çoğunluğunu hala devam ettirdiği, hı hı, dolayısıyla da Çin'in dejenere edemediği, orada bütün Türk geleneklerinin yaşatıldığı, İslam'ın yaşatılmaya çalışıldığı ve bir bölge Hotan bölgesi ve o bölgede Çin bundan rahatsız. Çin o bölgede Türklerin toplu halde yaşamasından rahatsız. Çin o bölgenin asimile edilememesinden rahatsız. Çin o bölgede giderek artan milli uyanıştan rahatsız. Ve bu rahatsızlığını da Çin bir şekilde o bölgelerde olaylar çıkarıp o bölgelere Çin nüfusunu aktarmaya çalışarak o bölgeyi asimile etmeye çalışıyor. Ve o çıkarılan olaylardan da hep Uygur Türkleri sorumlu tutulmaya çalışıyor, evet, o zaman. Böyle bir, yani, hani bir senaryo geçtiğimiz, oluşturmuş. Aynen öyle. 22 Mayıs'ta biliyorsunuz Sayabağ'da, Urumçi'nin Sayabağ, evet, diye bir bölgesinde Çinlilerin çoğunlukta olduğu bir pazar yerinde bir intihar saldırısı, evet, oldu ve 30'dan fazla insan hayatını kaybetti. 90'dan fazla insan yaralandı. Çin yeni sistemler geliştiriyor kendince. Artık böyle teşhir ederek yargılamalar yapıyor. Mahkemeleri stadyumlara taşıdı. Stadyumlarda büyük halk mahkemeleri, tırnak içinde ifade ediyorum, halk mahkemesinin bir adiliyeti olması lazım ama bu tamamen düzmece mahkeme. Oralarda insanları teşhir ederek yargılıyor. İki böyle stadyum mahkemeleri geçirdi Çin ve her ikisinde de idam cezaları verdi. Birisinde yanılmıyorsam 2, birisinde 3 idam cezası verdi. İşte ömür boyu hapisten tutunuz da onlarca yıla varan hapis cezaları verdi. Ve bununla da Çin Doğu Türkistan Türklerini sindirmeye çalışıyor. Bizim Doğu Türkistan'a bir ziyaretimiz vardı ve o bölgede Urumçi'ye de gittik. Diğer Türk şehirlerine de gittiğimizde şunu gördük. Urumçi yavaş yavaş artık Çin'in tam kontrol ettiği yerler olmasına bakmayarak Kaşgar başta olmak üzere, hı hı, işte Hotan gibi diğer vilayetlerin daha Çin'in tam olarak kontrolü altına girmediği, Çin'in dejenere edemediği, Çin'in dönüştüremediği tarihi Türk yurtları buralar. Ve Çin şimdi bütün Çin'i dönüştürdü neredeyse, buralara giremedi, dokunamadı. Bu tür olaylarla maalesef ki Çin bu bölgede baskısını, zulmünü her geçen gün artırıyor. Bütün dünya bu zulmü duyuyor ama Çin'le olan ekonomik ilişkileri dolayısıyla dünyanın sesi biraz olsun çıkıyor, tam olarak çıkmıyor. Ne gariptir ki Türkiye'de bütün dünyadaki Türklerin ana vatan olarak baktığı, o manada ifade ediyorum, adeta kıblegah olarak gördükleri Türkiye'den, Ankara'dan maalesef ki tek bir satır Milliyetçi Hareket Partisi dışında tek bir satır yazılmıyor, tek bir kelime ifade edilmiyor. Hiç ses gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Yani Mısır'a ağlayanlar, Filistin'e, Gazze'ye ağlayanlar, ki ağlayalım, oralar da İslam'ın
Oralardaki bakiyesidir. İslam'ın yaşandığı, yaşatıldığı yerlerdir. Elbette ki oralar için de ağlayalım. Ama Doğu Türkistan'daki insanlar bugün eğer zulüm görüyorsa, İslam'ı yaşatmak için, Türklüğünü orada yaşamak için o zulmü görüyor. Bu insanlar Çin'in onlara sunduğu inanılmaz şartlar sunuyor. Onları alıp başka Çin'in diğer bölgelerine götürüp ücretsiz evler veriyorlar. İşle temin etmeye sözleri veriyorlar. Eğer Doğu Türkistan Türkleri bunlara kansaydı, yani İslam'dan vazgeçseydi, Türklüğünden vazgeçseydi, adeta Çinlileşmeyi kabul etselerdi hiçbir sorun yaşamayacaklardı. Gayet de işleri, hali, vakti hepsi yerinde olacaktı. Ama bugün o zulmü niye görüyorlar? Ezan orada susmasın diye görüyorlar. O zulmü Türklüklerimizden vazgeçmeyelim diye görüyorlar. Peki onlar o zulmü görürken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ne yapıyor? Tek kelime ifade ediyorum, etmiyor. O kadar üzüldüğüm bir hadise var ki ve hükümet adına, hani bizim o anlamda bir doğrudan sorumluluğumuz yok, dolaylı sorumluluğumuz var ama utandığım da bir hadiseyi burada paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam. Geçtiğimiz yılın sonunda bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüştüğümüzde kendisine bir soru sordum. Dedim ki, ya teröristleri davulla zurnayla karşılıyorsunuz. Memlekete, millete, dinimize, Türklüğümüze ne kadar hakaret eden var, hepsine kırmızı halı döşüyorsunuz, hepsini Türkiye'de karşılıyorsunuz. Peki Rabia Kadir'e niye vize vermiyorsunuz? Rabia Kadir'e niye vize vermiyorsunuz? Tamam dedi, cevaplayacağım dedi, başka konulara girdi. Süreye baktı, 10 dakikada bir saatine bakıyor, süreye oynuyor. Biz ona müsaade etmedik. Sık sık aynı soruyu sordum. Sayın Bakan, siz bu soruya cevap vermeden bu plan bütçeden dışarıya adımınızı atamazsınız. O yüzden boşuna saate bakmayın. Bu soruya cevap vereceksiniz dedik. Ve mecbur kaldı, o soruya cevap verdi. Verdiği cevap da şudur: İnşallah onlar da bir gün Türkiye'ye vize alıp gelebilir. Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, yani vizeyi verecek olan kurumun başındaki adam, orası Dışişleri Bakanlığı değil, o da Dışişleri Bakanı değil, Bostan Korkuluğu gibi, inşallah Rabia Kadir de bir gün Türkiye'ye gelebilir. Hı hı. Dedim, siz Bostan Korkuluğu musunuz? Bu ne biçim bir sözdür? İnşallah bir gün o da gelir. Türkiye'yi başka birisi mi yönetiyor? Siz onların orada piyonu musunuz, Ankara'da oturmuş? Siz eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız, o zaman sorumluluğunu alacaksınız. Ya çıkıp erkekçe adam gibi diyeceksiniz ki, Çin'den korkuyoruz, vize veremiyoruz diyeceksiniz, veyahut da bırakacaksınız bu işi. Bütün bu yaşananlar, özellikle işte Doğu Türkistan'dan hep katliam haberleri gelirken hükümetin ya bu kadar sessiz kalması ya da işte ucundan kıyısından ifadeler kullanmasının temel nedeni, hani lafın arasında dediniz ya, Çin'den korkmak, bu mudur? Çünkü hep şey deniliyor hocam, yani hani Orta Doğu olayları, bütün yaşananlar aslında Batı'nın bir nevi Çin'in büyümesini engellemek adına yaptıkları, attıkları adımlardır diye de hani geniş bir resme bakıldı. Şimdi tabii biraz önce dedim ya, ben utanarak dinledim. Yani, hı hı, Türkiye gibi büyük bir ülkenin Çin'den korkması hakikaten de utanılacak bir sözdür. Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanı'nın inşallah Rabia Kadir de bir gün gelebilir demesi utanılacak bir cevaptır. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, Türkiye'nin ne Çin'den, ne Rusya'dan, ne Amerika'dan, ne İsrail'den, ne şundan, ne bundan korkarak adım atmayacağını düşünüyorum, düşünmek istiyorum, buna inanmak istiyorum. Hı hı. Tabii şu da var, bu mevcut AKP hükümeti risk almıyor mu? Bazen alıyor. Bazen danışıklı dövüş yapıyor İsrail'le olduğu gibi. Bazen de hakikaten de risk de alıyor. Kim için alıyor? Arap için alıyor. Araplar için alıyor. Ama, hı, Türkler için almıyor. Burada PKK'lılar için de alıyor, bakınız. Hı. PKK'lılar için de alıyor. Ama Türkler için almıyor. İran için de risk aldı. İranlı zarraf için de hükümet risk alabiliyor. İşine geldi mi risk alabiliyor. O da cari açığı kapattı. Cari açığı kendi cari açıklarını kapatmak için risk alabiliyorlar. Evet. Ama orada bir öksüz Türk için, Doğu Türkistan'daki gariban Müslüman Türk için hiçbir Dışişleri Bakanı maalesef ki AKP döneminde risk almadı. Risk almayı aklının ucundan bile geçirmedi. Dolayısıyla bugün eğer
Gulca'da katliam yapılıyorsa, Doğu Türkistan'da, Urumçi'de, Hotan'da, oradaki tek sorunları İslam'ı yaşamak olan, tek arzuları Türklüğünü yaşamak olan insanlar orada o zulmü görüyorsa, o zulme sessiz kalarak ona ortak olan AKP hükümeti de bugün onların değil, Mısır'da Sisi'nin lafını konuşuyor. Hı. Sisi'ye karşı çıkıyor. Elbette Sisi bir diktatördür. Sisi'ye karşı çıkmak lazım. Suriye'de Esed'le cebelleşiyor. Doğrudur, Esed bir zalim diktatördür. Esed'le cebelleşilmelidir. Ama Çin diktatörü kimdir? Çin'de ne yapılıyor? Bugün Suriye'de yaşanandan çok farklı bir şey mi yaşanıyor? Mısır'da İhvan-ı Müslim'e karşı yapılan, Müslüman kardeşlere karşı yapılan zulümden daha şiddetlisi bugün eğer Çin'de yapılıyorsa, buna sessiz kalınıyorsa, bunun adı bal gibi de çifte standarttır. AKP hükümetinin maalesef ki İslam arasında da bir ikiliği var. Türk'ün yaşadığı İslam'a karşı bunlar sessiz kalabiliyor ama Gazze'de, ama Mısır'da Müslüman kardeşlerin İslam'la, İslam'ı yaşama konusunda, demokratik seçimlere gitme konusundaki sıkıntılarına buradan sesini yükselterek cevap verebiliyor. Ama Doğu Türkistan'daki bir Türk bunu yaşadığı zaman, bu talebi buraya getirdiği zaman, o zaman da inşallah maşallah kalıyor iş. İnşallahla, maşallahla, elbette inşallah diyeceğiz, bismillah diyeceğiz ama bunu yaparken de oradakine başka, Arap olunca başka, PKK olunca samimi, Türk olunca ikiyüzlü olmayacağız. Şimdi ne yapabilirdi aslında? Doğru olan ne olurdu? Şu anda böyle bir haber gelir gelmez. Ne yapmalıydı bir hükümet? Hiçbir şey yapamazsa. Dışişleri Bakanlığı'nda ne olmalı? Hiçbir şey yapamadı değil mi? Hiçbir şey yapamadı. Bir nota verebilir mi? Verebilir. Müzik notası değil. Hani bir zaman dediler ya, bu müzik notası mı? Çuval geçirilince askerlerimizin başına. Evet. Süleyman. Müzik notası değil. Dışişleri Bakanlığı bir nota verebilir. Orada elbette ki senin iç işlerine karışmıyorum. Elbette ki senin bölünmeni ben devlet olarak istemiyorum açıkça. Çünkü devlet olarak bölünsün deme gibi bir durumunuz yok. Ama insan hakları meselesi Türkiye'de İç işleri meselesi değilse, herkes o anlamda bizim iç işlerimize karışıyorsa, doğru, ki artık insan hakları meselesi bir iç mesele olmaktan çıkmıştır, orada da aynısı olmalıdır. Oradaki insanların inanç özgürlüğüne Çin baskı uygulamamalıdır. İnsanlar rahatlıkla camiye gidebilmeli. İnsanlar sakal bırakmak istiyorsa sakal, bıyık bırakmak istiyorsa bıyık bırakabilmelidir. Başörtülü diye kadınlar başörtü takmak istiyorsa insanlar başörtü takabilmelidir. Bu başörtü meselesi Türkiye'de yıllarca AKP'nin diline doladığı, siyasi rant devşirdiği mesele, bugün orada gerçekten bir sorun, bir sıkıntıdır. İnsanlar başörtüsüyle gezmek istiyor. Yıllarca AKP'nin diline doladığı, siyasi rant devşirdiği mesele, bugün orada gerçekten bir sorun, bir sıkıntıdır. İnsanlar başörtüsüyle gezmek istiyor, dolaşmak istiyor veya bir yerlere gitmek istiyor. Başörtüsü takmak istiyor insanlar. Nasıl ki biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak evet Türkiye'de başörtüsü serbest olmalıdır diyorsak, orada aynısını diyoruz. Çin'de de serbest olmalıdır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizde de başörtüsü serbest olmalıdır diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle ilkeli bir duruşu var. Ama AKP'de bu yok. AKP burada bunda siyasi rant var, burada olmalıdır diyor. Hı hı. Ama Çin'de olunca oradaki insanlarımız, oradaki Müslüman kardeşlerimiz, oradaki Türk kardeşlerimiz başörtüsü yüzünden zulüm gördüğünde bunlar görmezden geliyor. Bunlar Çin lafı geldiğinde, Doğu Türkistan, daha doğrusu Türk lafı geldiğinde bunlar ıslık çalarak sağa sola bakmaya başlıyor AKP'nin yöneticileri, Başbakan ve Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla da bugün Çin'de bir zulüm var. Doğu Türkistan'a karşı uygulanan bir zulüm var ve buna sessiz kalan maalesef ki Türkiye'de bir yönetim var. Çin hükümeti, Çin yönetimi eğer hani oradaki Doğu Türkistan'daki Türklerin hani derler ya, ardının sağlam olduğunu düşünse ya da işte sahip çıkıldığını düşünse, herhalde bu böyle adımlar atamazdı. Belki atamazdı. 2009'da elbette o zaman atamazdı. Olmazdı değil mi? Elbette atamazdı. Bakın, bazı şeyleri netleştirmek lazım. Yani
Gönül ister ki Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerimiz bir gün bağımsızlığına kavuşsunlar. Bu benim samimi, şahsi arzumdur. Çünkü Doğu Türkistan Çin'in işgaline yeni girdi. Doğu Türkistan orada ayrı bir devletken ortada Çin diye bir devlet yoktu. Çin Seddi'nin ardına sığınan işte hanlıklar vardı. Dolayısıyla da Doğu Türkistan Cumhuriyeti vardı. Ve o en doğal hakları da Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin yeniden bağımsızlığının kazanılmasıdır. Sonra oluşan zaten orada olan vardı bir zaten. Devlet. Dolayısıyla bu Çin'in iç işleri veyahut da orayı bölme gibi algılanmasın. Ama bugünkü şartlarda yarın bunun hayata geçmesi çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla da bugün en azından oradaki Türklerin mevcudiyetini korumamız lazım. Oradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yaşama hakkını, dinini yaşama hakkını, insan olarak yaşama hakkını, dil olarak dilini yaşatma hakkını orada korumak durumundayız. Çünkü orada zaten ayrı bir millet vardı Çin'den önce. Çin orayı istila etmeden önce, işgal etmeden önce. Bunların altını özellikle çiziyorum. Evet. Çünkü zaman zaman şöyle eleştiriler geliyor. İşte efendim siz onlar için istediğinizi bunlar için niye istemiyorsunuz? Ve bu şekilde dengesiz kıyaslamalar yapılıyor. Farklı benzetmeler yapılıyor. Evet, onun için altını özellikle bunun çizmek istedim. Orada bir millet vardı, orada bir cumhuriyet vardı, orada bir devlet vardı. O devlet süreç içerisinde işgal altına uğradı, Çin'in istilasına uğradı. Şimdi Türkiye'de maalesef ki bugün 1 milyondan fazla göçmen var. Bu göçmenlerin içerisinde teröristleri de var, Esad'ın ajanları da var, muhaliflerin ajanları da var, herkes var Türkiye'de. Türkiye bir şekilde oradan gelen insanlara kucak açtı. Doğal olanı yaptı. Yani biz Türk milleti olarak kapımıza gelen kimseyi geri göndermeyiz. Bu doğal olanı. Doğal olmayanı şudur. Oraları karıştırarak daha fazla göçmen gelmesine vesile olmak doğal olmayanıdır. Peki 1 milyon insanı kucaklayan Türkiye 17 tane Doğu Türkistanlıyı havaalanında nasıl mahsur bırakır? Çadırlarda. Bir de o var. Güzel. Ya bu utanç zaten AKP hükümetine yeter. 1 milyon Suriyeliyi yediren, içiren, besleyen, kucaklayan bir Türkiye 200 tane Doğu Türkistanlı ki çoğunluğu çoluk çocuk olan insanımızı başka ülkelerde nasıl mahsur bırakır? Hala Türkiye'ye getiremedik biliyor musunuz? 220 tane kardeşimizi. Hala Türkiye'ye getiremedik ve Türkiye Çin'le o anlamda karşı karşıya gelmekten çekiniyor. Ya girip Çin'i bölmeyeceksin Sayın Davutoğlu. Zaten bu adamlar kaçmış. Çoluk çocuk insanlar. Bunları Türkiye'ye getireceksin. Ben o zaman açık bir şekilde ifade ettim. Dedim ki yani Sayın Davutoğlu'nun memleketi Konya bunları kabul etmezse ki kabul edeceğine eminim ben. Türkiye'nin 81 vilayetinin 81'inin de kabul edeceğine eminim. Eğer Konya kabul etmezse Iğdır kabul etmeye hazır. Böyle bir beyanım da var. Ama ben eminim ki Türkiye'nin 81 vilayeti hem 220 kardeşimizi hem de 17 tane havaalanında mahsur kalan kardeşlerimizi kabul etmeye hazırdık biz. Hatta sonrasında yine havalimanında olan başka yine Doğu Türkistanlı... Aynı şeyden bahsediyorum. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin, gerek İstanbul İl Teşkilatımızın, gerek diğer arkadaşlarımızın müdahalesi sonrasında ancak ki onlar havaalanından alındı, İstanbul'da misafir edildi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada dahli var, onun müdahalesi var. Ya öyle bir dönemdeyiz ki maalesef, Türk'ün dışında herkese hayat hakkı var. Türk'ün dışında herkese yaşama hakkı var, bir tek Türkiye yok. Bugün Ukrayna'da belli bölgelerinde ayrılıkçı rüzgarlar, çatışmalar, kan gövdeyi götürülen yerler var. Orada da benim garibim Ağızka Türkleri yine perişan haldeler. Orada da Ağızka Türklerine sahip çıkan yok. Kırım resmen Rusya tarafından işgal edildi. Türkiye Cumhuriyeti ne Dışişleri Bakanlığı ne hükümetinin bu konuda gıkı çıkmadı. Ve referandumla bir şeyin altını çizeyim müsaade ederseniz. Referandumla belli yerlerden ayrılması ve başka yerlere dahil olmasının önü açıldı. O kadar tehlikeli bir husustur ki bu. O kadar tehlikeli bir husustur ki hükümet buna sesini çıkarmadı. Referandumla Kırım'ın
Rusya'ya dahil olunmasına sesini çıkarmadılar. Aynı şeyi yarın Irak'tan referandumla ayrılacak oradaki yapılanma için de söz konusudur. Evet. Belki ileride böyle giderse, ki böyle gitmeyecektir, onu söyleyeyim size. Bir siyasetçi olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak söylüyorum. Sayın Genel Başkanımızın liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili, bir neferi olarak söylüyorum. Bu böyle gitmeyecektir. Ama böyle giderse, olacağını da söyleyeyim. Böyle giderse Kırım'ın başına ne geldiyse Irak'ta da aynısı yaşanacaktır. Türkiye'de de aynısı yaşanacaktır maalesef ki. Kırım'ı konuşurken de gelen konuklarımız hep oradan da işte Kerkük'ü konuşurken, yani Türk'ün zor durumda olduğu her bir yerde kiminle konuşsak hepsinin gözü kulağı hep aslında burada. Evet. Buradan bir ses istiyorlar. Bir yardım, belki bir şey. Hiçbir şey değilse. Yani bizim yani, Anadolu'da bir tabir var. Ya yağmasanız da bir gürlemenizi istiyor. Yüreklerine bir bardak su serpmenizi istiyor. Yani Ağızka Türkleri ile ilgili iki çift kelam etse ne olur bu hükümet? Kerkük ile ilgili iki çift laf etse ne olur? Doğu Türkistan'da inim inim inletilen Çin zulmü altında Uygur kardeşlerimizle ilgili iki tane laf söyle ya. Salı grup toplantılarında atıp tutuyorsun Sayın Erdoğan. İki çift onunla ilgili söyle ne olur? Bir yandan şimdi bu böyle bir haber geliyor. Sosyal medya bir nevi hani bir hareketlendirmeye çalışıyoruz. İşte sizler zaten bir şekilde işin içerisine girip tepkinizi iletmeye çalışıyorsunuz. Valla Türkiye'de bakınız, hem Türkiye'de de artık mazlum Türk olmuşuz, onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de de itilen, kakılan Türklerin bir tek koruyucusu, bir tek onların hakikaten de savunucusu bir parti var. Bir tek lider var Türkiye'de. Ve bugün Doğu Türkistan, Kerkük, Kırım, Ahıska, Avrupa Türklüğü, nereye bakarsanız bakın, herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve onun lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye bakıyor. Ve onların hakkını da bir tek Sayın Bahçeli koruyor. Dolayısıyla da ben zaman zaman Türk dünyasına gidiyorum. Hep şunu duyuyorum. Allah razı olsun. Sayın Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Eğer o olmazsa AKP'nin bizi gündemine alması bile söz konusu değil. Hiç olmazsa siz bizi gündeminize alıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi gündemine alıyor. Onun Sayın Genel Başkanı gündemine alıyor. Ve bu vesileyle biz buralarda biraz olsun yaşayabiliyoruz. Eğer siz olmazsanız bizi burada yaşatmazlar. Onu da söylüyorlar. Anlıyorum. Şimdi tabii sizin meclis içerisindeki bir parti olarak böyle olması, bu durumda olmanız önemli. Bir yandan tabii diğer partilerin de aynı sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri önemli kuşkusuz. Bir başka parti, yani meclis dışı olabilir ama hepsinin bir ağırlığı elbette ki var, önemi var. Masum Türkan aklınızdaymış. Sizin hocam, sizinle birlikte ağırlamak isterim. Kendisine sormak isterim neler hissediyor, söylemek istedikleri vardır diye. Sayın Türkan, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Sağolunuz. Başınız sağ olsun diyelim öncelikle. Ne yazık ki Doğu Türkistan'dan hiç iyi haberler gelmiyor. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Özellikle tabii hükümetin tavrına ilişkin çok fazla Doğu Türkistan'la ilgili ya da Türk'ün bulunduğu coğrafyalarla ilgili ne yazık ki çok da fazla bir girişim göremiyoruz belki de hükümetten. Ne dersiniz? Buyurunuz efendim. Efendim biz Sovyetler Birliği daha dağılmadan önce Demokratik Sol Parti 1985 yılında kurulduğunda attığı projelerden bir tanesi Türkiye'de yeni bir bakanlığın kurulmasıydı. Bu da yurt dışında yaşayan Türkler Bakanlığı'ydı. Bu bakanlıktaki amacımız işte şu anda yaşadığımız sorunlar ortaya çıktığı zaman bu sorunların daha çıkmadan çıkacağını tahmin edip gerekli önlemler almak ve soydaşlarımıza sahip çıkması. Böylesi bir yaklaşımı şimdiki hükümet bir genel müdürlük düzeyinde ama yalnız seçimlerde kendilerine oy verecek Avrupa'daki yaşayan Türklere yönelik yapmıştır. Biz ise o zaman o tarihlerde ortaya attığımız görüşü ve daha sonra muhtelif zamanlarda dile getirdik. Koalisyon döneminde de o zaman Milliyetçi Hareket Partisi Sanayi Uçay özellikle bu devlet bakanı olarak bu konuda görevlendirilmişti. Şimdi
neden bugünlerde olmuyor? Bazı soydaşlarımız şu anda Rusya Federasyonu'yla ihtilaf halinde, bazı soydaşlarımız Türkmenistan'da olduğu gibi, Uygur Türkleri'nde evet. olduğu gibi Çin'le ihtilaf halinde. Şimdi bu konuda mevcut olan hükümet ve bu hükümetin başı olan başbakan Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alırız lafını söylemiş bir kişidir. Evet. Bu lafı söyleyenden çok fazla bir şey beklemek mümkün değil. Çünkü onlar milliyetçiliği daha çok din ekseninde değerlendirmek istiyorlar. Oysa şu anda Türkmenistan'daki Uygur Türklerin baskı altında kaldıkları bir diğer şey de dindar olarak tesettüre girmelerini bile Çin baskı altına alıp orada bir asimilasyona gitme noktasındadır. Bu konuda duyarsızlık bu hükümetin kendi çıkarlarına, kendi düşüncelerine uygun olmamasıdır. Yoksa Türkiye'de sanıyorum ki bütün partiler ve bütün siyaset yapanlar kendi soydaşlarıyla ilgili olan bu tür olaylardan, insan hakları ihlali şeklinde olan bu olaylardan muzdariptir. Bizim de bu konuda şikayetimiz var, muzdaripiz. Gönül isterdi ki geçtiğimiz günlerde bu konuda bir önerge tartışılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bildiri yayınlama ihtiyaç duyulsun. Ve bu bildirinin altında Dışişleri Bakanlığı'na bir görev verilsin. Dışişleri Bakanlığı'nın hakkında bu konuda gerekirse bir araştırma ya da soruşturma önergesi ya da bir gen soru verilmesidir. Çünkü şu andaki yaklaşım daha çok farklı bir Türkiye yaratma hedefine yönelik olduğu için evet. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren yurt dışındaki soydaşlarımız ihmal edilmiş durumda. Biraz evvel Sayın Milletvekili'nin söylediği Kırım'da olup bitenlere seyirci kalmamız çok Türkiye'nin açısından onur kırıcı bir şeydir. Komşu ülkesinde ve kendi soydaşlarıyla ilgili bir kararda bir duruş bile sergileyememiştir. Anladım. Tabii bunun altında şunu aramak lazım. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce bir uçağımız Suriye sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmüştü ve o tarihte de söyledik. Bunu da bugüne kadar yalanlayamadılar. Rusya'ya ait olan oradaki bir uçak gemisi, bir denizaltıdan daha doğrusu fırlatılan füzeyle, yeni nesil füzeyle düşürüldüğünü söylemiştik. Ama o uçağın düşmesinin arkasından Putin de o tarihlerde İsrail'de Rusya bir petrol arama anlaşması yaptılar ve bugün bakın Güney Kıbrıs'ta yapılan petrol anlaşmalarına biz karışamadığımız gibi Türkiye'nin bir sermaye grubunu bu işe ortak sokmaya çalışıyoruz. Amerika'da bu işe geçenlerde başkan yardımcısı düzeyinde ziyaret edip dahil oldu. Soydaş Kıbrıs ve büyük bir kan dökerek barış sağladığımız Kıbrıs'ta bile bu tür gelişmelere sessiz kaldığı gibi başbakan birkaç gün sonra Rusya'ya gitmiş ve Rusya Federasyonu'nda Putin'le görüştükten sonra Şangay Beşlisi'ne müdahil olmaktan söz etmişti. Evet, evet. Şangay Beşlisi'ne müdahil olmayı söylemek hem Rusya'da hem Çin'de hem de Orta Asya'da soydaşlarımıza yapılacak olan baskılara, yapılacak olan zulümlere sessiz kalmayı göze almaktı. Peki. Yani yapılan bu atılan siyasetteki yanlış adımlar aslında birilerine cesaret verdiği gibi bizim hükümetimizin de bu konuda tepki koymaması çok önemli bir açıktır ve soydaşlarını yok sayan, Türk kendi ırkının milliyetçiliğini yok sayan bir hükümetler ancak bu kadar bekleriz. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz Sayın Türker. Siz de benzer noktaları işaret ettiniz. Sayın Sinan Oğan da yine burada konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Söylemek istediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Konuğa da saygılar sunuyorum. Sayın Türker'e ben de hem saygılarımı sunuyorum hem de teşekkür ediyorum. Önemli bir konunun altını çizdi. Yurt dışı Türklerle ilgili. Evet. MHP'nin de içerisinde olduğu, Demokratik Sol Parti'nin de içerisinde olduğu koalisyon döneminde özellikle ön plana çıkarılan bir bakanlıktı. Ama şimdi genel müdürlük düzeyinde bu konu ve genel müdürlüğün de tam olarak yapılamadığı bir noktada Yurtdışı Türkler Başkanlığı
şimdi yandaş Türkler başkanlığı noktasına indirilmiş durumdadır. Maalesef ki benim o konuyla ilgili soru önergelerim de var. Evet. Başbakanın Avrupa'da gezilerine, mitingde konuşacak, başbakana alkış çalacak, ne bileyim afiş pankart asacak insanları örgütleme bakanlığına dönüşmüş durumdadır maalesef ki. Onlarca orada yüzlerce, binlerce STK'nın olduğu Avrupa'da, her kesimden, her renkten insanımızın yaşadığı Avrupa'da Yurtdışı Türkler Başkanlığı sadece yandaşlarla ilişki içerisindedir ve bir oy devşirme aracı olarak da görmektedir. Malumunuz önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 2015 parlamento seçimlerinde de Avrupa'daki Türkler oy kullanacaklar. Ve şimdi bakıyoruz, bölgede yapılan çalışmalara bakıyoruz, son başbakanın ziyaretlerine de bakıyoruz. Bu bakanlık Türklerin derdiyle ilgilenmesi gereken bakanlık, başkanlık, şimdi orada Türklerin yandaşlaşmasıyla maalesef meşguldür. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Sayın Başbakan'ın son Almanya ziyaretinin üzerinde durmak lazım. Güzel. Yetim hakkıyla propaganda yapmıştır Sayın Başbakan. Türkiye'de milyonlarca insanın vergisinden, yetimin hakkından elde edilen bütçeyle Sayın Başbakan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmüştür Almanya'da. Oraya giden ve orada bu ziyaret esnasında görevli olan, görevli olduğu için de harcırah, yolluk vesaire alan herkes yetim hakkı yemiştir. Ve bunun hesabı mecliste sorulacaktır. Bunu herkes bilsin. Sayın Başbakan oraya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sıfatıyla vatandaşlarla ve resmi ziyaret için gitmemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini orada Avrupa turunun Avrupa ayağını gerçekleştirmiştir. Sayın Başbakan eğer Cumhurbaşkanı olacaksa erkek gibi çıkar, istifa eder, Almanya'ya mı gider, kendi parasıyla gider, başka yere mi gider, kendi parasıyla gider. Ha, o da ne kadar başbakanın parası, o da şüpheli. Oğlunun, Bilal'in evde eritemediği paralarla Sayın Başbakan şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını da yürütecektir. Şimdi yurt dışındaki Türkler ve Türk coğrafyalarından bahsederken özellikle hani hükümetin hep yapılan bazı şeyleri övdüğü bir topluluk mu diyelim, bir grup, TİKA. TİKA geliyor akla. Sizce ne kadar yeterli bu anlamda? Ya da bir şeyler yapılan var mı? Yani AKP döneminde o kadar çok içi boşaltıldı ki bu kurumların ve bu kavramların. Ben zamanında TİKA'da çalışan bir arkadaşınızım. Yani TİKA'nın Orta Asya'daki, Kafkasya'daki ilk ofislerinden birisini kuran, orada yıllarca da faaliyet gösteren bir arkadaşınızım. İçeriği de çok iyi bildiğimi belirtmek için söylüyorum. TİKA eskiden Türk Cumhuriyetlerine hizmet için kurulmuş, onun için kurgulanmış bir kurumdu. Ama şimdi TİKA'nın ağırlığına baktığımızda TİKA o işleri bir tarafa bırakmış, Türk Cumhuriyetleri ikincil, üçüncül derecede TİKA'nın faaliyetleri içerisinde önem arz ediyor. Birinci derecede Orta Doğu, Filistin, Afrika vesaire. Yani TİKA'nın ekseni kaydı tabiri caizse. Ve bu eksen kayması içerisinde TİKA esas sorumlu olduğu alanlarda iş yapmayı bir tarafa bırakmış. TİKA şimdi tamir, tadilat işleriyle, günlük işlerle meşgul. Ben size TİKA'nın bir projesinden bahsetsem. Geçmişte yapmış olduğunuz sizin. Projesinden, hayata geçiremediği bir projesinden. Şimdi bunlar diyor ya işte Esad, zalim Esad. Doğru, zalim Esad. Ama TİKA zalim Esad'a bir proje yapmıştı, biliyor musunuz? Daha 4 sene önce. 3 sene önce. Proje neydi? Suriye'de estetik merkezi açılması projesi. Herhalde o da başına da Esad'ın karısını getireceklerdi. Herhalde öyle planlıyorlardı. Şimdi düşünün, TİKA'nın düştüğü duruma düşünün. Bakın. Ha, şimdi AKP... siz proje deyince sizin olduğunuz dönemlerdeki projeler mi dedim ama... Hayır, 3 veya 4 sene önce. TİKA, yani TİKA'nın resmi projeler planlanmış, hayata geçmedi. Yani bugün kardeş Esad'ı Kalleş Esad'a çevirmeden önce estetik proje merkezi Suriye estetik cerrahi merkezi diye bir
TİKA'nın projesi vardı. Ama savaş dolayısıyla hayata geçirilemedi bu. Şimdi düşünün TİKA'nın geldiği noktayı, sadece bu projeyi göstererek söyleyebiliriz geldiği noktayı. Diğer taraftan Balkanlarda ve birçok yerde bakıyorsunuz ki TİKA işte ne bileyim şu binanın tamiri, şu binanın teşrifatı, tefrişatı, şu binaya bilgisayar alınması vesaire o noktaya gelmiş. Yani Amerikan dolarıyla Japon bilgisayarını alan ve onu da üçüncü bir ülkeye veren bir ülkeyiz. Bakınız. Para cins olarak Türk parası değil, Amerikan doları veya Avrupa Euro'su. Üretim Türk malı değil, Japon bilgisayarı, bilmem Alman bilgisayarı. Ülke üçüncü bir ülke. Kim veriyor parasını? Kimin cebinden çıkıyor? Türkiye'deki garibin, gurebanın, yetimin cebinden çıkıyor. Halbuki TİKA kardeş cumhuriyetlerle beraber dünyanın birçok yerinde faaliyet gösterebilir. Afrika'da da faaliyet gösterebilir. Göstermelidir de. Ama bunları yaparken TİKA öyle bir sistem kurgulamalıdır ki, yani bu ayrı bir tartışmanın konusu ama yeri gelmişken söyleyeyim. Dış yardımların mantığını Türkiye çözebilmiş değil. Dış yardımlar mantığında şu da vardır. Siz orada öyle altyapılar kurarsınız ki sizden sonra oraya sizin iş adamınız gider. Sizin insanınız gider, sizin uzmanınız gider. Ve hem onlara yardım edersiniz, hem kardeşliğiniz gelişir, hem iki ülkenin ilişkileri gelişir, hem de o ülkeler geliştikten sonra sizinle ihracat, ithalat, iş ilişkisine girerler. Aslında dış yardımın mantığı budur. Onu anlıyorum. Ya dış yardımın mantığı estetik merkezi kurmak, binaların tadilatını, tamiratını yapmak, Japon bilgisayarını alıp bilmem Amerikan dolarıyla alıp başka ülkelere hibe etmek değildir. Çin zulmüyle ilgili hocam şöyle sorayım. Amaç oradaki Türklerden orayı Çinlileştirmek ve Türklerin oradan ya sürülmesi, ya Çinlileşmesi, asimile olması ya da tamamen yok olmaları. En kötüsünü düşünerek istedikleri oldu diyelim. Bu Çin'in işine neden yarar? Yani oranın madeni mi vardır, işte tarım açısından mı çok iyidir ya da başka hesaplar mı vardır? Evet. Şimdi tabii Çin bugün dünyanın en hızlı gelişen ülkesi. Doğru. Nüfus itibariyle de en kalabalık ülkesi. Coğrafya olarak da Çin bayağı büyük bir ülke. Üretim kaynakları açısından Çin bugün dünyada üretim hızı en yüksek olan ülkelerin en birinci sırasında. Bu üretim için doğal kaynağa ihtiyaç var. Yani meselenin stratejik boyutuna değinmiyorum. Sadece üretim açısından doğal kaynağa ihtiyaç var. Doğal kaynak da Orta Asya coğrafyasının devamı olan, yani Batı Türkistan'ın öbür tarafında olan Doğu Türkistan'da ciddi enerji kaynakları var. Ciddi maden kaynakları var. Ve bu maden kaynaklarını işletmek için Çin'in orayı Çinlileştirmesi lazım. Orada uzun yıllar kalabilmesi ve sömürebilmesi için de oraya çok sayıda Çinlinin getirilip yerleştirilmesi lazım. Çin bunu yapmaya çalışıyor. Oraya getirilen Çinlilere ne kız alıp verme ilişkisine giriyor Müslüman Türkler, ne de başka bir komşuluk ilişkisi içerisine girmiyor. Bu da Çin'in o bölgeye entegre olmasına engel oluyor. Çin o yüzden orada topluma liderlik edebilecek kapasitede olan, aydınlanma noktasında belli bir noktaya gelmiş milli bilinci yüksek kim varsa Hotan başta olmak üzere tutukluyor. Onları fişliyor ve onları bir şekilde terörist ilan edip onları yok etme yoluna gidiyor. Dolayısıyla da stratejik olarak da Doğu Türkistan hem nüfus artış hızı yüksek bir yer, hem coğrafya olarak Çin'in gelişme planları içerisinde olan, daha doğrusu ilerleme planları içerisinde olan Orta Asya, Rusya ve Afganistan, Pakistan eksenine doğru giden bir süreçte orada engel gibi duruyor. Çin, Orta Asya ile bugün ekonomik ve ticari ilişki içerisinde bayağı bir mesafe almış. Orada Doğu Türkistan'ı kullanacağına Doğu Türkistan'ı engel olarak görüyor. Bugün Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerde işte Türkiye'nin suçu bu, hatası bu. Siyaset yapma noktasında, siyaset üretme noktasında korkak ve çekingenler. Doğu Türkistan aslında doğru kullanıldığı takdirde Türkiye ile Çin arasında bir sorun olmaktan çıkar. Çin Doğu Türkistan'a biraz nefes almayı verebilirse Türkiye de şunun garantisini verir Çin'e: Doğu Türkistan sizin bizimle aramızdaki köprümüz olsun. Doğu Türkistan sizin Orta Asya ile Batı Türkistan'la aranızda köprü olsun. Ki ne kadar önemli bir rol bu. Herkes kazanır bu işten. Evet.
Siz oradaki insanlara baskı yapmayın, zulüm yapmayın, oranın etnik yapısını değiştirmeye çalışmayın. İnsanlar camisine gitsin, başörtüsünü taksın insanlar. Ve bu vesileyle de Doğu Türkistan aramızda bir sorun kaynağı değil, bir işbirliği merkezi haline gelsin. Bunu önerebiliriz. Bunun tabiat noktası olabilir. Ve bu son derece başarılı bir siyaset olur. Ama biz diyoruz ki Çin'e, biz gözümüzü kapattık, siz ne yaparsanız yapın. Böyle siyaset olmaz. Oradaki Türkleri bugün Türk dışişleri görmüyor, duymuyor, işitmiyor. Bu söylediğiniz çözüm aslında bir nevi, hani bazen deriz ya, adım atılmaya çalışılıyor ama buna Batı izin vermez. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Yani Batı'nın da işine gelen bir şey herkesin değil mi? Herkesin işine gelir. Herkesin işine gelir. Bunun için ne lazım? Biraz dirayetli, biraz milli bilince sahip sağlam bir irade lazım. Bürokrat lazım, siyasetçi lazım, parti lazım. Evet. Lider lazım. Anladım. Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Bürokratlarımız, ülkücü camianın ciddi bir bürokrat havuzu var ve ciddi de bir siyasetçi yelpazesi var. Emin olunuz bunları yapmak çok kolay. Bunları yapmak sorun olmayacaktır. Ama önce şu AKP'den bir kurtulmamız lazım. Tamam, Cumhurbaşkanlığı seçimi de, hocam. Cumhurbaşkanlığı seçimi de bunun için en önemli fırsattır. İnşallah camiamız içerisinden Sayın Genel Başkanımızın belirttiği özelliklerde bir Cumhurbaşkanı'na Türkiye Ağustos ayında sahip olacaktır. Şimdi bu arada hocam şunu da söyleyeyim, siz de bir yandan sosyal medyada tabii hem takip ediliyorsunuz hem de bir yandan siz de paylaşımlar yapıyorsunuz. Urumçi'de katliam var başlığı özellikle. Sosyal medya işte ne kadar önemli. Çok önemli. Biz hep bunu bahsediyoruz ya, bu başlıkta hep paylaşımlar oluyor, onu söyleyelim. Bir yandan da hani sosyal medya olmasa hani böyle bir iki biz konuşuruz, belki kimse duymayabilir. Bir öyle bir durum var ama şimdi sosyal medya ne kadar arttıkça belki diğer kanallarda haberi yapılacak. Benim burada müsaade ederseniz Türk milliyetçilerinin sesi olan Bengi Türk vasıtasıyla da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Alo Fatihlerin etkide bulunamadığı, hükümetin alt yazıyı kaldır, şunu ver, şunu kes, şunu yapıştır diyemediği alan sosyal medyadır. Evet. Ve her birimizin sosyal medyada, o anlamda her bir Türk milliyetçisinin sosyal medyada bir gazetesi, bir televizyonu olabilir. Sosyal medyada mesela ben kendi hesabımdan uzun süredir şunu yapıyorum. Hı. Salı günleri Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarını birçok televizyon kanalı kesmeye çalışıyor. Biz onu nasıl aşıyoruz? O Sayın Genel Başkanımızın konuştuğu esnada aynı anda o cümleleri sosyal medyadan yazıyoruz, paylaşıyoruz ve binlerce kişiye ulaşıyor dolayısıyla. Her bir Türk milliyetçisi bunu yapsın. Salı günleri bir saatini ayırsın. Sayın Genel Başkanımızın grup konuşmalarını Bengi Türk veriyor. Hı hı. Oradan kullandığı, konuştuğu cümleleri alsın, sosyal medyadan paylaşsın. Ve o gün emin olunuz ki, çünkü cümlelerin her birisi bir ders niteliğindedir. O herkese ulaşmış olur. AKP istediği kadar televizyon kanallarını bize kapatsın, hiç önemli değil. Sosyal medyadan biz sesimizi o anlamda duyurabiliriz. Ama sosyal medya bir dedikodu merkezine, sosyal medya birbirimizi yeme merkezine de dönüşmesin. Buna da dikkat etmek evet, lazım. Bir de o var. Yani kimsenin de ekmeğine yağ sürmeyelim. Dikkatli kullanmak böyle bir şey. Dediğim gibi Urumçi'de katliam var. Bir yandan size gelen mesajlar da vardır. Görüyorsunuz ağzına yüreğine sağlık diyenler var. Onu söyleyeyim hocam. Mesajlar var, selamlar var. Yani şimdi bu... Yani bizim böyle... ekibimiz şu an sosyal medyada bu konuşulanları da paylaşıyor. Evet, onu da görebiliyoruz bir yandan. Nerede söylediğimizde var. Bazen izleyicilerimiz şu soruyu soruyor. Siz orada konuşuyorsunuz, aynı anda sizin hesaptan paylaşım yapılıyor. Nasıl hem konuşup hem paylaşım yapıyorsunuz? Benim asistanım yapıyor, onu da açıklayıcı bir not olarak iletmek istedim. Pekala. Gökbayram kan ağlıyor diye bir başlık da var. Yine pek çok başlık açıldı bununla ilgili. Bunu görmek çok yani tek başlık açmak lazım. Arkadaşlardan, sosyal medya kullanan arkadaşlardan benim de bir istirhamım var. Hı-hı. Bazen başlıklar yarıştırılıyor. Başlıkları yarıştırmayalım. Türk milliyetçileri bir başlık açmışsa, partimiz bir başlık açmışsa, onun alternatifi başlıklar açmayalım. O başlığı büyütmeye, onu Türkiye gündemine, dünya gündemine sokmak için uğraşmak lazım. Burası böyle insanların yarıştırıldığı, başlıkların yarıştırıldığı bir yere olmamalı. Burası Türk milliyetçilerinin davasını, ülküsünü anlatacağı bir yer olmalı.
En önemli bizim davamız Turan davasıdır. Davalarımızdan birisi ve bugün Turan kan ağlıyor, Urumçi kan ağlıyor, Gökbayrak kan ağlıyor. Bunun da sosyal medyada yeterince yer alması lazım. Hı. Bunu AKP'lilerden, ne bileyim trollerden falan beklemek mümkün değil. Ben şimdiye kadar AK trollerin Türk'e ait herhangi bir başlık açtığını sosyal medyada görmedim. Türk'e ait herhangi bir konuda paylaşım yapıldığını görmedim. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin neferleri, ülkücü camianın neferleri, Türk milliyetçileri ve bu ülkeyi sevenler yapacaktır. O yüzden de bu konularda da sosyal medya çok önemli ama çok hassas olunması şartıyla. Bazen bakıyorsunuz bizim camiadan biriymiş gibi sosyal medyanın böyle yanları da var. Bazı paylaşımlara bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki işte üç hilali koymuş amblem olarak. İsmini bizim camiaya uydurmuş ama ak troll olduğu her halinden belli. Sağa sola sataşıyor. Değerlerimize hakaret ediyor. Onlara da kanmamak lazım. Anlıyorum. Bu kadar çok paylaşım olması bir yandan hani bunun farkına varılması, insanların bu konuyla ilgili hassas olduklarını görmek ayrı bir aslında memnuniyet. İşte ülkücü taklidi yapanlara da dikkat etmemiz lazım. Anlıyorum. Bu çok önemli. Anlıyorum. Ama keşke böyle bir şey yaşanmasa da farklı şeyler paylaşımlar yapabilsek. Mesela hocam biraz hani oradaki durumdan bahsediyoruz ya, bir şey daha vardı soracağım. Hani daha doğrusu oradan bilgi olarak ve sizin de görüşlerinizi merak ettiğim, hani bir asimilasyon var dediniz ya. Öyle bir şeymiş ki artık verilen bir karar, daha doğrusu bir uygulama başlatılacağı belirtiliyor. İşte belli yaştaki çocuklar alınacak, işte seneler boyunca yatılı okulda kalmaları gibi bir karar var. Şimdi benzer kararları aslında daha önceden çok uyguladılar, farklı kararları. Örneğin Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk kızlarını alıp devlet görevlisi sıfatıyla, devlette bir görev verileceği sıfatıyla Çin'in başka bölgelerine götürüp yerleştirip orada çalıştırıp Uygurların olmadığı bölgelerde ve onların Çinlilerle evlenmesini ne mecbur kılacak adımlar çok attılar şimdiye kadar ama Türk insanının o dirayeti orada da kendini gösterdi. Çok güçlü kalmışlar orada. Çok fazla kaybımız o anlamda olmadı. Şimdi yine aynı şekilde oradaki Uygur Türk gençlerini başka vilayetlere götürüp Çinlilerin yoğun olduğu yerlerde onların iş vaadiyle, okuma vaadiyle vesaire vaatle kandırıp buralarda eritmek, asimile etmek istiyorlar. Hotan'da ve Kaşgar'da özellikle bu iki bölge önemli. Bu iki bölge hala saf Türk kalmış yerler. Çoğunluğun Uygur Türk olduğu yerler. Bu bölgeden insanları başka yerlere götürüp başka yerden Çinlileri oraya getirmeye dönük Çin'in planları var. Bunları biliyoruz. Ve şunu da ifade edeyim. Türk milliyetçileri var oldukça, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun neferleri, başta liderimiz olmak üzere var oldukça, ne Kerkük'ün, ne Kırım'ın, ne Ahıska'nın, ne de Uygur Türklerinin hem ahı yerde kalmayacak, hem onların sesini biz her yerde seslerine ses vereceğiz. Peki, onların istediği bir ses aslında dediniz ya, yanmasanız da gürleyin diyorlar aslında. Ama yani biz hem gürleyeceğiz hem yağacağız. Peki. Efendim biliyorum başka bir yayına da yetişeceksiniz. O yüzden hemen artık toparlayalım sizinle olan sohbetimizi. Son sözler artık. Ne söylenmeli, ne yapılmalı bundan sonrasında? Bugün hakikaten gelen haberler hiç iyi değil ama net de gelen haberler de yok. Bir blokaj söz konusu. İnternetten haber akışı zaten yok. Orada ulaşılan telefonlar. Çin o kadar korkar noktaya gelmiş ki bakın. Çin kendi sosyal medyasını kurmuş. Çin'in Weixin diye bir sosyal medya ağı var. Hotan'da mesela şu an internet yok. Öyle. O Weixin sosyal ağını kapatmış. Çünkü oradan bir takım haberleşme imkanı vardı. Oradan bilgi aktarımı, fotoğraf paylaşımı vardı. Onların hepsini Çin kapatmış. Çin'in korktuğu manasına gelir. Hı hı. Tam anlamıyla baskı, tam anlamıyla zulüm ve tam anlamıyla sansür var. Biz eğer buradan sesimizi yükseltirsek, Çin oradaki baskılarını, zulmünü bu kadar kolay yapamaz. Muhalefet olarak biz elbet bunu yapıyoruz ama daha çok iktidarın bunu yapması lazım. Biz de mecliste daha fazla iktidarı oradaki kardeşlerimize sahip çıkması için zorlayacağız. Daha öncesinde de pek çok kez defaatle gündeme gelmişti mecliste zaten. Evet. Belli ki bu da epey konuşulacak. Ben şimdiden ifade edeyim. Yarın partimizin dışişleri komisyonuna görevlendirdiği bir arkadaşınızım. Yarın dışişleri komisyonumuz olacaktır mecliste.
Ben şimdiden paylaşayım izleyicilerimizle. Dışişleri Komisyonu'nda ben yarın Doğu Türkistan konusunu yeniden gündeme getireceğim. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. MHP Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan, umarız tabii iyi haberler oradan başka yerlerden verebiliriz diyoruz ama sizi uğurlarken Kerkük'ten bir haber vereceğiz ama ne yazık ki o da iyi bir haber değil. Yine özellikle hep hani Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Selahattin ili, Tusurmatu ilçesi oradan hep haberler geliyor. Kerkük'te de ard arda iki bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemeye göre 4 kişi hayatını kaybetti. 10'dan fazla da yaralı var. Ne yazık ki kötü bir haber. Allah'a rahmet diliyoruz. Maalesef Türk dünyasının her bir köşesinden kötü haber geliyor. AKP iktidarı döneminde Türk dünyası yetim kaldı adeta. Hı hı. Kerkük'ten tutunuz Kırım'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar hep kötü haberler geliyor. Ama sadece sınırlarımızın dışında mı? Değil. Biliyorum başka bir programın konusu. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgemize gidin. Benzer kötü haberler, benzer senaryolar, benzer maskeleri orada da görebiliyorsunuz. Kapalı karayolları, evet. Çatışmalar, yaralanan askerler. Onu da ayrıca konuşalım. Ve PKK ile kucaklaşan AKP, Çin ile kucaklaşan AKP, Barzani ile kucaklaşan AKP, Putin ile kucaklaşan AKP görüyorsunuz. Kaçırılan evlatlar da geri getirilemiyor. Bir de öyle bir durum var. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kerkük'ten o haberimizi izleyeceğiz. Ardından yine devam edeceğiz yayınımızı.